Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 11 Eylül 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Akkuyu NGS'de 1. ünitenin teşhisatı tamamlanıyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında 1. güç ünitesinin makine dairesine kurulan 350 ton kaldırma kapasiteli köprü vinci devreye alındı. Montaj tamamlandıktan sonra tüm vinçler ekipmanın kurulumu ve makine dairesindeki ağır yüklerin taşınması için kullanılacak. Smart Enerji'den sermaye artırımı. Smart Güneş Bağlı ortaklıklarından Smart Gez Enerji Üretim Anonim Şirketi 121 milyon lira olan ödenmiş sermayesini 54 milyon lira tutarında artırarak 175 milyon liraya çıkardı. Artırılan sermaye tutarının tamamı nakden ödendi. Enerjisa Dağıtım'dan işlem kolaylığı adımı. Enerjisa Dağıtım şirketleri Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ müşterilerine işlem kolaylığı sağlamak amacıyla 124 kullanıcı hizmet merkezini devreye aldı. Müşteriler hizmet merkezi üzerinden bağlantı başvurusu, arıza bildirimi ve kaçak elektrik kullanım ihbarları yapabiliyor. Sistem üzerinden müşteri bilgilendirme işlemleri de yaptırılabiliyor. TSKB sürdürülebilir tahvil ihraç edecek. De yapılabiliyor. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası yurt dışına 500 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvil ihraç edecek. Bankanın sürdürülebilir tahvil ihracı talebi daha önce sermaye piyasası kurulu tarafından kabul edilmişti. Tahvillerin ihracı için yatırımcı görüşmeleri devam ediyor. BMS öz tüketim için GES kuracak. BMS Birleşik Metal Sanayi Anonim Şirketi kendi elektriğini üreten işletmeler kervanına katılmaya hazırlanıyor. Şirket Kırşehir'de 9 hektarlık bir alanda 5 megawattlık kurulu güce sahip bir güneş enerjisi santrali kuracak. ABD'de otomotiv işçileri grevi hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ford, Stellantis ve General Motors'ta çalışan 146 bin otomotiv işçisi, ücret artışı ve geçmişte ellerinden alınan bazı hakların yeniden verilmesi talepleriyle grev yapmaya hazırlanıyor. İşçilerin taleplerini reddeden fabrikaların gerekçesi ise enerji dönüşümü maliyetleri. İşçiler greve gidecek olursa bunun ABD otomobil üretiminde önemli etkileri olacağı, hatta küresel ölçekte hissedilecek aksamalara neden olabileceği öngörülüyor. Orta Doğu'da enerji dönüşümü için ek kapasite gerekli. MENA olarak da bilinen Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri doğalgaz ve petrolden sağladığı elektriği yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için 500 gigawatt ilave kapasiteye ihtiyaç duyuyor. Global Energy Monitor'ın raporuna göre bölge ülkeleri geçen yıl Mayıs ayından bu yana 6.9 gigawattlık rüzgar ve güneş enerjisi santralini devreye aldı. Bölgede yenilenebilir enerji kapasitesi %57 artışla 19 gigawatta çıktı. Yenilenebilir enerjide kurulu gücün her yıl 19 gigawatt arttığı değerlendirildiğinde bölgede sıfır karbon hedefine ancak 2050 yılında ulaşılabilecek. Sırada petrol fiyatları var. Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretim kısıntısı kararları ham petrolde yüksek seyrin devamına neden oluyor. Piyasalarda Brent tipi ham petrolün varili 90 dolardan, Batı Teksas tipi WTI ise 87 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 12 Eylül 2023 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 2010.68 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 19.20 dilimi için 2500 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 03.04 dilimi için 1500 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bültenini sundu.